Selam, bugün Ekopa'da Kundinyasana 2 ya da Flying Splits dediğimiz pozu deniyor olacağız. Hali hazırda bileklerinizi esnettiğinizi düşünüyorum. Poza hazır olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü çok kısa bir anlatım olacak bu video. Yaklaşık 3-4 dakika sürecek. O yüzden ön hazırlığınızı sizin yapmanızı istiyor olacağım sizden. Onun dışında eğer ki poza hiç giremiyorsanız bloklarla kendinizi nasıl destekleyebileceğinizi ve bloklarla en azından pozu nasıl deneyimleyeceğinizi ve yavaş yavaş poza nasıl hazırlanabileceğinizi de yapamayanlar, hiç poza giremeyenler için anlatıyor olacağım. Ee, benim için iki tane giriş yöntemi var aslında pek çok var ama ben bugün iki tanesini gösteriyor olacağım. Bir tanesi benim için en kolay olan aşağı bakan köpek. O yüzden hepinizi aşağı bakan köpeğin içine davet ediyorum. Aşağı bakan köpeğin içindeyim. Aşağı bakan köpeğin içindeyken ayaklarım ellerime çok yakın olsun istemiyorum. Fakat ayaklarım ellerimden çok uzak da olsun istemiyorum. Nedenini hemen açıklayacağım. Sol bacağımı kaldırdım yukarıya. Sol dizimi büktüm. İki dirseğimi birden geriye doğru bükerken sol dizimin üstünü, sol bacağımın içini yerleştirmek istiyorum. Sol dirseğimin üstüne. Eğer ki ayaklarım çok geride olursa çok ucuna gelecek ve buradan düşeceğim. Eğer ki ayaklarım çok önde olursa da sağ dizim bükülecek ve garip bir pozisyon alıyor olacağım. O yüzden ayaklarınızla e, ellerinizin arasındaki mesafe önemli ve bunu deneye yanılı deneye yanına görüyor olacaksınız. E, sol bacağın ya da sağ bacağın sol dirseğe ya da sağ dirseğe rahat bir şekilde yerleşebileceği bir mesafe sizin için uygun bir mesafe olacaktır. Sonrasını hemen şöyle gösteriyor olacağım. Dizimim. İç bacağımı düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra iki opsiyon var. Bir tanesi ağırlığı öne verip önce sağa havalandırmak. Bir tanesi önce sol bacağı uzatıp sonra sağa havalandırmak. Ee, bu beden yapınıza göre hani önce hangisini kaldıracaksınız ya da hangisinde daha rahatsanız onundan ilerlemenizi tavsiye ediyor olacağım. Bence bu pozda en 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 önemli şey ağırlığı o omuzların ağırlığını taşıyabildiğiniz kadar öne doğru taşımak. Hatta ilk denemelerde öyle oluyor ki baş yere çok yakın oluyor. Sanki hani böyle e, yan kargadan atlasa girecekmişsiniz de başınızı yana düşürmüşsünüz kadar. Hatta. Ya ufak ufak değebilebilir hani ilk başlarda siz güçlenene kadar onları da hemen gösteriyor olayım demek istediğim şu hemen göstereyim bazen baş bildiğiniz yere yaklaşıyor ama sen pratiğinde güçlendikçe o başının yerli olan mesafesini uzatabiliyorsun yani çok yakın ya da yapışmış değil biraz daha kaldırabiliyorsun ya da daha fazla kaldırabiliyorsun belki ee, dediğim gibi omuzları öne doğru taşımak çok önemli. Omuzların eğer geride olursa beden ağırlığın eğer geride olursa poz senin için ya olduğundan hani 10 kat daha zor olacak ya da e, imkansız olacak diyebilirim. Bir tane de beden ağırlığıyla göstereyim. Sonra bloklarla hiç yapamayanlar için bir deneme yapıyor olacağız. Bacağımı yerleştirdim ama fark ettiyseniz şimdi burada omuzlarım geride. Ben buradayken bu ayağı zıplatsam bile duramıyorum. Ama ne zaman ki beden ağırlığımı öne doğru taşıyorum o zaman zaten arkadaki bacak kendiliğinden havalanıyor. Dolayısıyla omuzların önde olması çok önemli. Ve karnı sıkmak hani faydası dokunabiliyor. E, eğer bugün sizin için mümkün değilse, denedikçe e, kolaylaşacaktır. İlk etapta başınızı ilk gösterdiğimdeki gibi yere yaslayıp başı hafif hafif yerden hani kaldırmayı deneyerek devam edebilirsiniz. Ya da hiç olmuyor bu poz sizin için. O zaman bloklarla bir şey göstereceğim. E, ve bu pozda E ekapada 2 de Şöyle bir şey var. Hani hamstring arka bacak kaslarının uzunluğu da çok önemli. O yüzden sol bacağınız yani ileriye doğru uzattığınız bacağınız hangi bacağınızsa o dümdüz olması ilk etapta belki çok zor alabilir. O yüzden onu tamamen düzeltmeye değil hafif bükük olsa bile bir şekilde uzatmaya ve arkadaki ayağı havalandırmaya odaklanın. O biraz da bacak esnekliğinizden hani alakalı bacağınız daha da esnedikçe sol bacak veya hangi bacak hani uzatılıyorsa o bacağı dümdüz uzatmak çok daha rahat olacak. Şimdi bloklarla göstereceğim. iki tane bloğu alıyorum. Blokları en yüksek yükseklikte değil yan yana tuttuğum yani üst üste de değil yan yana tuttuğum yüksekliğe getiriyorum. Ve aslında tam e, leğen kemiklerimden pelvik tabana kadar olan bölgeyi bir şekilde yerleştirmek istiyorum bloğun üstüne. Neden bir şekilde diyorum? Çünkü hani herkesin leğen, kemiğinin yapısı e, kemik yapısı o kadar farklı ki hani kendinizi rahatsız etmeyecek bir şekilde işte bazısının çıkık çok batıyor vesaire hani batmayacak sizi mutlu edecek bir şekilde e, bu taban kısmı önce bir blokların üzerine yerleştirmenizi isteyeceğim. Şu şekilde mesela ben şu an e, gayet rahatım hiçbir yerime bir şey batmıyor sanki burada plank pozisyonunun içindeymiş gibi hatta dirseklerimi de büktüm ve buradan yavaşça sol e, bacağımı aldım sol kolumun üzerine şimdi buradayken sol bacağı dümdüz ileriye doğru uzatıyorum sağ bacağımı kaldırıyorum yukarıya doğru bunu Birkaç kere yapabilirim. Sağlı solunu yapabilirim. Sadece o bacağı düzeltmek için yani hani uzattığımız bacak dedim ya hamstring eğer kısaysa çok kolay düzelmiyor vesaire. E, onu esnetmek için bile ve güçlenmek için yapabileceğim ve poza alışmak için yapabileceğim bir egzersiz. Umarım anlattıklarımın faydası dokunmuştur. Ve görüşmek üzere. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum.